Böyle devam ederseniz, bakın bu ülke seçimler yaşadı. Daha dün Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadı. Ondan önce referandum. 5 yıla 7 seçim sığdırdık. O zaman her seçimle ilgili meşruluğu konusunda insanların zihnine gölge düşürürsünüz. Olmaz. Olmaz. Her seçilenin kabulüyle ilgili bir süreç vardır. Yazık edersiniz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Kimse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, oradaki makamlarını mülkü olarak kabul etmesin kardeşim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 milyon insanın değeridir, varlığıdır. Birini görevlendirirsiniz, süresi biter gider, yapmayın. Biz göreve başlarız, demokrasi bu. 5 yıl sonra bir başkası gelir. Bu işin doğallığında vardır. Bakın ben 5 yıl Beylikdüzü'nü yönettim. Şimdi görevim bitti, görevimi devrediyorum. Bu kadar net. Mülküm değil, malım değil. Şahsilik içermez. Milletin malı bu nedir? Bir şeye sarıldık bırakmıyoruz gibi. Bakın ben söyleyeyim. Size oy verenlerin kalbini kırıyorsunuz. Size oy veren insanları rencide ediyorsunuz. Toplumu rencide ediyorsunuz. Uluslararası alanda insanlar bizi takip ediyor. Siz bu ülkede seçimlerin meşruluğunu koruyamazsanız uluslararası toplum da buradaki seçilen insanların meşruluğunu kabul etmez. Yapmayın. Milletçe demokrasinin damarlarına biz nefes verelim, kan akıtalım. Böyle güzel bir ortam, yani insanların canlı bir şekilde yaşayabildiği, birbirini kucaklayabildiği, birbirine sarıldığı bir ortam olsun. Yapmayın. Bakın ben ne dedim? Birinci meşrutiyetten bu yana, yani herkes bir iki yıl yanılgısıyla bizi başka şeylerle yorumlamaya ve yargılamaya çalışsa da net. Abdülhamit Han birinci meşrutiyetle bu toplumun önüne sandık koymuştur. Belki hemen sonrasında 93 harbiyle bir sıkıntıya uğramış olabilir. Ama 1908'de ikinci meşrutiyetle tekrar Abdülhamit Han bu milletin önüne yine sandığı koymuştur. Yani 1876'nın Aralık ayından beri biz demokrasi ve sandık mücadelesi veriyoruz. Bunu sekteye uğratmayın. Son olarak Yüksek Seçim Kurulu'na seslenmek istiyorum. Yüksek Seçim Kurulu tarihi bir vazife yapıyor. Başka bir ihtimali ve alternatifi şiddetle reddediyorum. Bu toplumun kararına ve kararlılığına gölge düşürecek, insanları umutsuzluğa sürükleyecek hiçbir kararı almaya kimsenin hakkı yoktur. Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'mizin seçimlerdeki meşruluğunu ve devamlılığını, demokrasinin devamlılığını koruyucu ve geliştirici kararları almakla mesul bir kuruldur. Dolayısıyla lütfen başka bahaneler aramaksızın toplumun ve İstanbul'un sağduyusunu, maneviyatını yok saymaksızın kararınızı vererek bir an önce toplumu rahatlatmak mecburiyetindesiniz. Yüksek Seçim Kurulu elinde tüm verileri her şeyle var. Ve gölge düşürücü hiçbir unsuru yok. Süreç belli. Gölge düşürenleri de biliyoruz. Anadolu Ajansı gibi kendi koltuklarını düşünen, kendi siyasi partiler içerisindeki birkaç kişi gibi o insanları da biliyoruz. Ama onun dışında toplum bu süreci yaşamış, kabul etmiş, seçim belli. İstirham ediyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararınızı verin, işimize başlayalım. İstanbul'un kaybedecek tek bir anı bile yok. O bakımdan ben kararım bir an önce verilip göreve milletiyle beraber, 16 milyon vatandaşıyla beraber göreve başlayacak enerjiye sahip bir şekilde süreci bekliyoruz. Ve sizlere şunu söylemek istiyorum bu mübarek, bu güzel cuma gününde. Toplumumuza, milletimize kardeşliği aşılayalım. Çocuklarımızı düşünelim, geleceği düşünelim, aklı düşünelim, bilimi düşünelim, üretmeyi düşünelim. Başka şeylerle uğraşmayı bir kenara bırakalım. Artık boş işlerle uğraşmaktan bu millet yoruldu. Eğitimi düşünelim, sağlığı düşünelim. Bu güzel İstanbul'un sağlıklı bir çevreye kavuşmasını düşünelim.
örnek bir belediyeciliği nasıl yaparız? El ele kol kola millete nasıl hizmet edilir düşünelim. Partizanlığı yok edelim. Tarafkirliği bir kenara koyalım. Milletçe gelişmeyi dünyanın en medeni ülkelerinden biri olma konusundaki yolculuğumuzu geliştirelim. Hedefimiz bu olsun. Çocuklarımız bizden bunu istiyor, bunu bekliyor. Gençlerimiz bizden bunu istiyor, bunu bekliyor. Bu ülke adına, bu şehir adına geleceğe umutla bakabilmeyi istiyor. Bizim de istediğimiz bu. Dolayısıyla bu tarihi sorumluluğuyla beraber Yüksek Seçim Kurulu'na tekrar sesleniyorum. Lütfen kararınızı verin. Seçimin meşruluğunu tartıştırmayın. Tarihi vazifenizi sizlere hatırlatıyorum.